Dentapolitan Diş Hastaneleri Pazar Sohbetini sunar. Evet, bugün sizlere birçok soru geliyor, onlardan bahsedeceğiz. En çok gelen sorulardan bir tanesi de implant. İmplantı kimlere yapıyoruz? İmplant tedavisi gerçekten ağrılı bir tedavi mi? İmplantı yaptırmak zor mu? Bir de yurt dışından gelen hastalarımız da çok sorular soruyor. Yurt dışına gelen, geldiğimiz zaman implantları biz yaptırabilir miyiz? Kaç günde yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Sorulara tek tek ben cevap vereceğim. Yine WhatsApp hatlarımız e, ekranın altına görünecek. Bize e, WhatsApp'tan sorular sorabilirsiniz. Bu WhatsApp sorularında ben yine bana düşüyor. Ben cevaplamaya çalışacağım. Şimdi Implantları yaptırırken biz implantları niye yaptırıyoruz? Dişimiz eksikse. Eğer ki dişimiz eksikse buralara biz implantları yerleştiriyoruz. Eskiden daha önce ne yapıyorduk? O eksik dişlerin yerine sağındaki ve solundaki dişler kesiliyordu, köprü yapılıyordu. Ama artık ee, bütün dişler çürüdüğü zamanlar olabiliyor. O dişlerin kesilmemesini isteyen hastalar olabiliyor. Biz o çekilen dişlerin yerine çeme kemiğinin içerisine artık implant yerleştiriyoruz. Yaklaşık bunu da. 45-50 senedir e, ülkemizde sıklıkla uyguluyoruz. İmplantlar uzun ömürlü oluyor. İmplantları yaptıktan sonra diş dokusuna çok benzer, rahatlıkla kullanabiliyoruz. E, bazen bir dişin üzerine, e, bir implantın üzerine bir diş gelebiliyor. Bazen bütün ağza bir implant yapılabilir. Total eksikliklerde de yine ağzımızda damaklık kullanmak yerine biz implantları e, uygulayabiliyoruz. İmplant yapmak zor mu? Hayır, implant yapmak asla zor değil. İmplantı biz yurt dışına gelen hastalarımızda bir günde implantlarını yapıp hemen e, eriyen dikişlerle e, ertesi gün kontrol edip e, ikinci gün sonunda tekrar uğurlayabiliyoruz. Peki implantlar acılı mı? Hayır, implantlarda e, çok fazla ağrısız olmuyor. İmplantları e, artık eskisi gibi büyük cerrahilerle yapmıyoruz. Eğer kemik varsa dikişsiz olarak diş çekiminden ve dolgudan daha kolay olarak belki 3-5 dakikalık bir operasyonla implant yapılabiliyor. Bu peki bu implantlar ne kadar zaman beklemek gerekiyor? İmplantı yaptıktan sonra implantın bir vida parçası var kemiğin içerisine yerleştiriliyor. Bu vida parçasını yerleştirildikten sonra 3 ay kadar genelde beklemek gerekiyor. 3 ay sonunda tekrar diş etlerinin üzerine açılıyor, implantların üzerine açılıyor ve üzerine porselen dediğimiz Zirkonyum dediğimiz dişler yapılıyor. Ee, şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi de peki kemik yoksa? Eğer ki yapacağımız yerde implantın olduğu bölgede dişler çok eskiden önceden çekildiyse kemik erimeleri olabiliyor. İşte bu tip durumlarda da biz implantları yapabilecek e, noktada e, kemik e, elde edip o implantları ondan sonra yapmak gerekiyor. Bu kemikleri nasıl elde ediyoruz? Bazen kemik tozu konuyor. Bazen e, kemik olan bölgelerden kemik e, alınıp oralara ekildikten sonra bu implantlar gerçekleştirilebiliyor. Ama tabii kemik olunan bir bölgede implant yapmak son derece kolay. E, tek bir cerrahi işlemle, 5 e, dakika sürecek bir e, kısa ve hızlı yapılabilecek e, cerrahi işlemle bu işi sonlandırıyoruz. Şimdi dikizsiz implant nedir diye yine bir soru gelmiş. Dikizsiz implantlardan da bahsedeyim. implantlar da eğer ki, e, kemik e, yeterli ise yani oraya yet, yeterince bir kemiğiniz var, yeterince kalınlığı var, bir kemik koyma, kemik cerrahisi gerekmiyorsa o zaman bizim 3 boyutlu guide'larla 3 e, boyutlu tarama yapıldıktan sonra e, herhangi bir e, büyük bir ameliyat olmadan, kesi yapmadan 3 boyutlu navigasyon yöntemleriyle dişlerimizin, kemiklerimizin içerisine e, implantları nereye yerleştireceğimiz özel bir şablon olarak geliyor ve biz onu e, implantları kesi yapmadan ameliyat yapmadan koyacağımız yeri belli olan yerlere o gayet vasıtasıyla koyuyoruz ve e, bu dikişsiz implantın sonunda e, şişme gibi, ağrı gibi, e, hassasiyet gibi şeylerde minimuma iniyor ve tam olarak doğru yere koyduğumuz için o implantları o drillerle doğru yere e, koyabildiğimiz için de implantlarının başarısı artıyor. Onun için biz artık diş hekimliği de 3 boyutlu yöntemlerle dikizsiz bir şekilde, ağrı olmayacak bir şekilde, şişlik olmayacak bir şekilde bu implantları kullanıyoruz. İmplantlarda marka önemli mi diye bir soru var. İmplantlarda marka çok önemli değil. Evet, değişik markalar, değişik fiyat aralıklarıyla sunulabiliyor. Bunu biz de görüyoruz. Fakat burada önemli olan diş hekiminin veya çene cerrahının becerisi. Eğer ki e, düzgün bir şekilde bu gayetler kullanılarak, 3 boyutlu teknoloji kullanılarak, 3 boyutlu e, kemik kalınlığı ölçülerek yapılan bir işlemde e, markadan ziyade daha çok hekimin e, el becerisi daha önemli oluyor. Tabi markalar e, değişik fiyatlarda, değişik e, kaplamalarda ve değişik yüzeylerde markalarda olabiliyor. E bu e, neye göre değişiyor? O yüzey yapısına göre, titanyumun cinsine göre Bunlar da değişiyor. Ee, evet e, bazen daha uygun fiyatlı implantlar olabiliyor. E, markasına göre daha pahalı implantlar olabiliyor. Bunların da arasındaki fark implantın titanyumun cinsi, yüzey porozitosu ile ilgili cinsler. E, bu noktada e, tabii ki tanı doğru konması gerekiyor. Bazen oluyor ki biz arka bölgelerdeyse ise ve kemik kısaysa kısa implantlar kullanmak gerekiyorsa birazcık daha sert materyalden olan, Implant modellerinden hastaya tavsiye edebiliyoruz. Bunun için e, tabii ki tomografi çekilmesi gerekiyor. Hangi implant olur? Hangi implant e, daha e, uygun sizin için? Bunun için mutlaka tomografi çekildikten sonra doğru tanı ve yöntem uygulanıyor. E, peki yurt dışından gelen hastalarımızın soruları var. Diyorlar ki biz e, yurt dışından implant yaptırmak için geliyoruz. Dişlerimizin de çekilecek dişler var. Aynı seansta dişlerimizi çektirip implant yaptırabilir miyiz ve kaç günde olur? İşte bir daha ne zaman geleceğiz, nasıl olacak diye. Biz e, yurt dışından gelen hastalara şunları tavsiye ediyoruz. Evet, o dişler çekilir çekilmez eğer bir enfeksiyon yoksa. Diş çekilmiş olan boşluğa, o köklerin çekildiği boşluğa implant konabiliyor. Oralara bir miktar e, iyileşme e, kemikleri konabiliyor. Ama burada bir iltihap varsa... Eğer periodontal problem varsa o iltihapların ilk önce o hastalıklı dokuların iyileşmesi gerekiyor. Onun için biraz beklemek gerekiyor. Yurt dışından gelecek olan hastalarımıza tavsiyelerimiz şunlar. Eğer ki bir hastalık varsa veya bir tomografileri veya röntgenleri varsa onları önceden görmekte fayda olduklarını söylüyoruz. Peki kısa süren bir işlem mi? Evet kısa süren bir işlem. Bir ağızda bütün implantları... Bir tek seferde bir günde yapılabiliyor. Yani bir hafta sonu gelmeyle ya da bir tatile denk gelmeyle iki gün, üç gün ee, işte bir günde bütün implantlar çekilip dişler konabiliyor. Ertesi gün belki dişler kontrol edilebiliyor. Bir problem yoksa tekrar gönderiyoruz. Aynı seansta geçici takılabiliyor. Bazen geçici ee, daha sonra yapılabiliyor veya geçiciye ihtiyaç da olmayacak durumlar olabiliyor. Onun için ilk etapta üç gün veya dört gün gelmek yeterli oluyor. Ee, bu 3-4 gün içerisinde havaalanından alınıyor, işte e, dişler çekiliyor, implantlar yapılıyor. Yeterli kemik varsa tabii. Kemik yoksa oralara kemik tozu konuyor. Daha sonra dikişler ve kontroller, bütün tanılar gerekli olması gereken implantlar yerleştirildikten ve söylendikten sonra ertesi gün kontrolünü yapıyoruz ve biz 2 veya 3 gün içerisinde tekrar işinin başına e, dönmesi için e, uğurluyoruz. Daha sonra ne zaman gelmesi lazım? Genelde 3 ay. 3 ay implantın kemikle kaynaması gerekiyor. Bu 3 ay sonunda da tekrar geldikleri zaman yaklaşık bir 5-6 gün kadar mesela yaz tatiline denk getirdikleri zaman veya bir 5-6 günlük bir e, tatil zamanına denk getirdikleri zaman biz o zamanda da e, implantların üstlerini e, tekrar dijital olarak 3 boyutlu ölçülerle e, hazırlayıp tasarlayıp milimetrik olarak bilgisayarda hazırlanıyor. Bu artık e, diş hekimliğinde e, implant üstleri olsun, normal kronlar, köprüler olsun, e, ölçü yöntemleri işte o kaşıklarla, e, ajinatlarla mide bulandırıcı şekilde olmuyor. Dijital kamera e, sistemleriyle dijital olarak ölçüler alınıyor. Dijital olarak alınan ölçüler e, fotoğrafıyla beraber bir gülüş dizaynı yapılıyor. Biz e, gülüş fotoğrafı aldıktan sonra bitmiş hallerini mutlaka gösterilmesini tavsiye ediyoruz. Orada çünkü hem çiğnemesi güzel olacak hem dijital olarak fotoğrafına bakıp fotoğraftan bitmiş halini görmesi gerekiyor. Hem de dişlerin güzel kesmesi ve güzel öğütmesi gerekiyor. Bunlar da implant üstlerinde güzelce e, 3 boyutlu yöntemler kullanılarak e, simülasyonda en son bitmiş halinin gülüş dizaynı çıktıktan sonra kabulünü yapıyoruz. Ve ondan sonra da hemen 3-5 gün içerisinde dişler takılıyor ve daha sonra da e, hastaları uğurluyoruz. E, implant noktasında korkulacak bir şey yok. Buradan benim e, tavsiyem e, bu implantlar eskisi kadar zor değil. İmplant yöntemleri de değişti. Sistemleri de değişti. Bunun için implantlardan e, korkmayın. İmplantı geç yaptırmaktan korkun. Neden? Çünkü implantlar geç yapıldığı zaman artık kemik kalmıyor. Belli bir kemik kalmadığı zaman oralara implant yapmak oldukça zor oluyor. Özellikle alt çene bölgesinde ee, kemik çok inceldiği zaman e, çok kısalıyor mesafe ve o kısa mesafe implant koymak mümkün olmuyor. Bu tip durumlarda da artık e, bazı yerlerden kalçadan kemik almak gerekiyor İş çok büyüyor bazen hiç yapılamayabiliyor Onun için dişlerinizi çektirdikten sonra mutlaka hiç vakit kaybetmeden. 6 ay içerisinde en geç 6 ay içerisinde biz implantları yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, bir soru daha geldi şimdi. Diyor ki 3 boyutlu gülüş tasarımı nasıldır? Yani siz 3 boyutlu gülüş tasarımı nasıl yapıyorsunuz? Bunun avantajları nelerdir diyor? Bu 3 boyutlu gülüş tasarımı şu şekilde. Sizin fotoğrafınız gülüş fotoğrafınız çekildikten sonra 3 boyutlu tasarlanıp bitmiş hali size gösterilebiliyor. Yani sizin gülüşünüz nasıl olacak? Aynaya baktığınız zaman nasıl gülmek istiyorsunuz? Bunu biz başta sanal ortamda sizin yüzünüze en yakışacak şekilde dişlerin boyutlarını ...hatlara, e, pupiller hatlara, gülüş hatlarına e, dişlerimizin ve gülüşümüzün yüzümüzün büyüklüğüne göre, milimetrik olarak altın orana göre biz üç boyutlu gülüş tasarımını yapıp hazırlıyoruz. Bunu fotoğrafın üzerine yapıştırıyoruz ve bu fotoğrafı e, daha başlamadan, üretime almadan önce e, danışanımıza sunuyoruz. Danışan burada bakıyor, e, evet, ben hayalindeki gülüş bunlar. Bu şekilde e, benim çok hoşuma gitti veya bu gülüş bana yakışmadı. Benim hayalimdeki daha küçük dişler, çok büyük dişler istemiyorum. Daha küçük dişler istiyorum. Yüzüme yakışıp yok yakışmadı. Bunu aynen e, üç boyutlu ortamda nasıl bir mimari artık sanal ortamda evinizin içerisini e, bitmiş halini size gösterebiliyorsa biz de yüzünüzdeki o gülüşü üç boyutlu tasarım olarak e, artık diş şeklinin geldiği nokta bu şekilde e, ve sizlere gösteriyoruz. Gülüş dizaynı, çiğnemesi, bütün kaç tane diş yapılıyor, bittiği zaman nasıl oluyor? Baştan bu görülüyor ve işte buna göre bir karar veriliyor. Dişlerin ve gülüşünü beğenen hastamızın 3 boyutlu robotik teknisyeni planlamaları gidiyor. Ve hemen hızlıca bir veya iki gün içerisinde, ertesi gün belki de dişleri hazır oluyor dişlerini takıyoruz. Ee, herhangi bir sürprizle karşılaşmıyor. Çünkü en büyük problem dişler yapıldığı zaman evet çiğnemesi de gerekiyor. Hem güzel olması gerekiyor hem de dişlerimizde güldüğümüz zaman bize bir estetik kazandırması gerekiyor. Onun için diş hekimliği hem mimari hem sanat hem de estetiği içinde barınıyor. Evet, Pazar Sohbet programının sonuna geldik. Programımız bilgi verme amaçlıdır. Kesin tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza başvurunuz haftaya yeni bölümümüzde tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Dentapolitan Diş Hastaneleri Pazar Sohbetini sundu.